Beklenen an geldi. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor değerli izleyenler. Hemen bir sözü Riva'daki ekibimize bırakalım. Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinden tüm Aspor izleyicilerine ve Aspor Radyo dinleyicilerine merhaba. Zira Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Salonda bulunan konuklarımız, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri, değerli basın mensupları ve tüm kıymetli misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Takım sayısı çok azaldı ama heyecanımız giderek artıyor. Bugün bir de artık son kura çekimi bu sezon için çeyrek finali ve yarı finali belirleyeceğiz ve artık finale, sona doğru gideceğiz zira Türkiye Kupası'nda. Başlamadan önce tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili burada Yalçın Orhan kendisini konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Mikrofonunuzu açayım. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline yükselen kulüplerimizin değerli temsilcileri ve basın mensupları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuaz Medya kanallarının kura çekimini izleyen vatandaşlarımızı da sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Alt liglerden üst liglere kadar tüm Türkiye'den takımlarımızın birbirleriyle mücadele ettiği, futbol kalitesinin ve seyir zevkinin üst seviyelere çıktığı Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli markalarından birisi. Binlerce taraftarın türbinlerde, milyonlarca vatandaşımızın da A-Spor aracılığıyla ekranlarının başında takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonunda final turlarına gelmiş bulunuyoruz. 2024 çeyrek finaline gelene kadar başarıyla mücadele eden Tümoksan Konyaspor, MK Ankara Gücü, Vava Kars Fatih Karagümrük, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüplerimizi tebrik ediyor. Bundan sonraki turlarda da başarılar diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın Orhan'a. Şimdi başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi bir önceki turdan çok güzel anları sizler için derledik. Bir klibimiz var, o klibi bir izleyelim. Evet, çok şey değişiyor hızlı hızlı. Bir yandan da transfer dönemini, ara transfer dönemini geride bıraktık. İzlediğimiz bazı oyuncular gitti. Şimdi yepyeni oyuncular geldi. Bizi yeni turda çok daha farklı, güzel görüntüler beklediğini düşünüyorum. Vakit kaybetmeden artık başlayalım istiyorum. Kura çekiminde bizlerle kimler olacak? Hemen onları da size takdim etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik Bey her zaman olduğu gibi bizimle. Evet, ve Besim Yalçın Maç Planlama Müdürümüz. Kendisinden hatta teknik detayları da isteyelim ve sizi daha fazla bekletmeden kura çekimine başlayalım. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimine hoş geldiniz. Melike Hanım'ın da bahsettiği gibi bu sezonki son kuramızı çekiyoruz. Son 16 turu müsabakaları sonucunda başarılı olan 8 takım çeyrek final müsabakalarında mücadele edecekler. Kupa statüsüne göre geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve lig sıralamasına göre Galatasaray, Beşiktaş ve Rams Başakşehir kulüplerimiz bu turda seri başı olarak yer alacaklar ve diğer 4 takımımızla karşılaşacaklar. Çeyrek final müsabakaları 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi, uzatmada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki maç sonunda galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde ikinci maçın sonunda iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları sonucunda da kazanan takımlar belli olacak. Yarı final ve final müsabakaların tarihlerini daha sonra ilan edeceğiz. Bu iki turumuzda da son 16 turunda olduğu gibi VAR sistemi kullanılacak. Çeyrek final ve yarı final kura çekimini iki ayrı şekilde gerçekleştireceğiz. Öncelikle geçen turdan da alışık olduğumuz üzere biz burada seri başı olan takımlardan bir takım ismi belirleyeceğiz.
Kulüp yetkilimiz buraya gelerek kendi rakibini seri başı olmayan takımlardan belirleyecek. Daha sonra iki kulüp yetkilimiz buraya gelecekler ve bizim koyduğumuz toplardan birer tane çekecekler ve böylece çeyrek final eşleşmelerinde hangi takımımızın ev sahibi olmuş olduğunu belirlemiş olacağız. Çeyrek finaldeki 4 eşleşme belli olduktan sonra yarı final eşleşmelerini gerçekleştireceğiz. Burada bizim çekeceğimiz numaralarla 4 tane topun içerisinde 1, 2, 3 ve 4. eşleşme galibi şeklinde yazan toplarımız olacak. İlk çektiğimiz eşleşmenin galibi yarı finalde ilk müsabakada ev sahibi olacak. Böylece çekeceğimiz 4 topla birlikte yarı final eşleşmelerini, dolayısıyla takımlarımızın finale kadar gidecekleri yolu da burada belirlemiş olacağız. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. O zaman başlayalım. Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Küçük numarayı çeken takımımız ev sahibi. Başkanım, buyurun mesela. Sizler ikisini birden gösterelim. Bir numara Trabzonspor. Şöyle gösterirseniz. İlk eşleşmemiz belli oldu. Trabzonspor ev sahibi oldu. Rams Başakşehir'i konuk edecek. İlk çeyrek final eşleşmemiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Devam ediyoruz. Beşiktaş AŞ. As Başkanı Mete Vardar bizlerle birlikte şimdi rakibi çekecek. Bakacağız, Beşiktaş'ın rakibini öğreneceğiz. Tümosan Konya Spor. Geliyor. As Başkan Oktay Dalkıran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş geldiniz. Üç numara Beşiktaş, 4 numara Tümosan Konya Beşiktaş Spor. Ev sahibi oldu. Çeyrek final eşleşmesinde ikinci eşleşmede Beşiktaş Tümosan Konya Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. Evet, devam ediyoruz. İkinci eşleşmemiz belli olacak. Fenerbahçe AŞ. Kulübümüz geliyor. Futbol İdari Direktörü Emir Yolaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Kulübümüz geliyor. Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Gökay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. İki sarı lacivert. Hayırlı olsun. Şimdi ev sahibi kim olacak onu belirleyeceğiz. Fenerbahçe 6 numara. MK Ankara Gücü 5 numara. MK Ankara Gücü ev sahibi oldu. Fenerbahçe'yi konuk edecek çeyrek final karşılaşmasında. Hayırlı olsun. Galatasaray AŞ. Evet, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepsi soğuk. Babakar Fatih Karagümrük. Hemen kulübümüzü izleyelim. Fatih Karagümrük yöneticisi Muhammed Ali Bahar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Acaba kim ev sahibi olacak? Galatasaray 7 numara. Babakar Fatih Karagümrük 8 numara. Galatasaray Babakar Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Çeyrek finaldeki son eşleşmemiz de belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.
Evet. Şimdi çeyrek final eşleşmelerimiz belli oldu. Hemen şöyle hatırlatalım. Trabzonspor Rams Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. MK Ankaragücü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ve Galatasaray Vavakars Fatih Karagümrük. Son eşleşmemiz de böyle oldu. Şimdi artık sıra yarı finalleri belirlemede, değil mi? Evet. Hemen vakit kaybetmeden yarı final eşleşmelerini de bu eşleşmelerden gelecek sonuçlarla birlikte bir belirleyelim. Tabii tarihler sonra belli olacak demiştik. Buyurunuz. İlk çıkan eşleşme galibi yarı finaldeki ilk maçta ev sahibi olacak. Üçüncü eşleşme galibi. Evet, MK Ankaragücü Fenerbahçe eşleşmesi. Evet. Bir tane de ben çekebilir miyim sonra? Tabii. Geleyim tabii, mi? Tabii. Gidiyorum. Şöyle geçeyim. Bir de ben de açamıyormuşum. Açtım. Biraz bekleteyim heyecanla. Evet, ikinci eşleşme galibi. Evet, yarı finaldeki ilk eşleşmemiz Ankaragücü Fenerbahçe galibi ile Beşiktaş Tümosan Konyaspor galibi eşleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Birinci eşleşme galibi. Evet, Trabzonspor Rams Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçta ev sahibi. İlk maçta ev sahibi. Dördüncü eşleşme galibi. Evet, Galatasaray Vavakars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi de birinci maçlarda yarı finalde konuk ekip olacak. Evet, yarı final maçlarını da belirlemiş olduk. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle son bir kez söz vermek istiyorum kura çekiminde. Sayın Volkan Can'a ilk olarak neler söyleyeceksiniz? Tüm kulüplerimize buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Son 8'e kalan takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir turnuva olur. Ama ayrıyetten burada Turkuaz Medya Grubu'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü karkış demeden en alt ligden en üst lige kadar bütün takımlarımızın yanında oldu. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Özcan Bey, sizden de birkaç cümle alalım. Evet, bu sezonun son kura çekimiydi. Çeyrek finale ve yarı finale katılan takımlara başarılar diliyorum. Finalde görüşmek üzere diyorum herkese. Besim Yalçın. Bahsetmiş olduğum gibi 27, 28, 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakaları oynanacak. Yarı finalin iki ayağını ve final müsabakasının tarihlerini daha sonra resmi duyuruyla ilan edeceğiz. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Evet, tüm konuklarımıza, federasyon yöneticilerimize, kulüp temsilcilerimize, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun son kura çekimiydi. Hem çeyrek final hem yarı final eşleşmelerini belirledik. Noktalıyoruz. Bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Umarız çok güzel karşılaşmalar, heyecanlı maçlar izleriz. İyi olan da kazansın diyelim. Aspor ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.